72. Koğuş Hikayesinin Serüveni 1951-52'nin kışı Vakit gece Dışarıda solu sepken kendini Haliç Feneri'nin ahşap evleriyle ıssız sokaklarına kaldırıp kaldırıp vuruyor. Tükürseniz donacak bir soğuk hakim dünyaya. Karımla çocuklarım her zamanki örtülerinin üzerine evde ne kadar Battaniye hatta kilim varsa almış. Birbirlerine sokularak çoktan uykuya geçmişler. Bense uyanığım. Yalnız o gece değil günler haftalardan beri uyku tutmuyor. Ufacık ufacık iç içe iki odada oturuyoruz. Aylık kira 40 lira. Evet, sadece 40 lira ama ay başlarını düzenli bir şekilde ödeyemiyorum. 2 aylık birikmiş, 3. aydan da almışız. Buna evin kaynaması gereken tenceresine ekmeğini ekleyin. Çocukların ayakkabılarıyla kışlık giysilerini ekleyin nerede? Evin reisiyim ama cepte dolmuş otobüs, tramvay, parası yok. Soba, odun, kömür, hak getire. Ne halt edeceğim? Bu işlerin üstesinden nasıl geleceğim? Çoluğu çocuğu bu kışta dondurmadan nasıl çıkaracağım bahara yaza? Diye kara kara düşünüyorum. Adana'dan İstanbul'a gelişime bin pişmanım ama kalsaydım ne olacaktı? Önemli Savaş Derneği, Bağ ve Bahçeciler Derneği, o zamanki adıyla Etipa Odası'nın yazı, tahsilat işlerini görmekten elime geçen 200 liracığı bile demokratlar çok görerek ilk iş beni işimden çıkarmışlardı. Elim kalem tutuyordu, çaresiz büyük şehre göçecektim. Göçmek zorundaydım, göçmüştüm. Şimdi de kara kara düşünüyordum işte. Bir ara kendimi sigorta ettirip bir hususinin altına atmak, bu suretle sigortadan alınması mümkün parayı çocuklarıma bırakmak gibi çılgınca fikirler de kafamda ciddi yer etmedi değil ama can tatlı. Yapamadım. Geldi geçti. Tek çıkar yol büyük şehre tutunmak. Bunun için de savaşmak gerekti. Mangal, soba yok o sıra evimde ya. Ne keder. Eski gaz ocağına yarım kilo mu gaz yağı doldurtmuşum. Geçiyorum iç odaya. İç oda bis bütün soğuk buzdolabı adeta Yakıyorum ocağımı. Avuçlarımı hohlayarak başlıyorum. Niye? Günlerdir kafamda dönüp dolaşan 72. koğuş hikayesini. Yazı makinen falan yok. Ama eski harflerim var. Hızlı yazıyorum bu harflerle. Kendimi işe kaptırdığımı hatırlıyorum. Bir de kendime geliyorum ki sabah olmuş. Hikaye de bitmiş. Attığım taş istediğim kuşu vurmuştur. Kara fırtınaya soğuğa karşılık ayaklı bir türkü. Bir aşk türküsü gibi pırıl pırılım. Bir neşe çığlığı halinde çocuklarımın yanına dönüyor. Keyiften dört köşe sabah kahvaltısı yerine hikayemi büyük bir coşkunlukla okuyorum onlara. Sonra yeniden oturup yeni harflerle temize çekiyorum. Bu iş de öğleye doğru bitiyor. Öğleden sonra magazinlerden birine koşuyorum. İçim içime sığmamaktadır. Hemen kapacaklar. Hiç olmazsa küçük bir avansla eve döneceğim. Et, ekmek, bir şişe marmara şarabı, kömür alıp o gece felekten bir gün çalacağım çalacağım ya ilk hayal kırıklığı. Eserinizi okuyalım. Mümkünse bize yarın uğrayın. Eyvah eyvahlar olsun. Hık mık. Başka çareleri yoktur ki onların da kendilerine verilen bir eseri okumadan. Haklılar elbette. Ne yapalım? Yarını beklemekten başka çare yok. Bekliyorum ertesi gün küçük avansdan. O kadar eminim ki. Su bardağında bilediğim paslı jiletimle şıpın işi bir tıraş koşuyorum. Vesairelerimi teslim ettiğim dergi sahibi yerine odacı çıkıyor karşıma. Sanat müşavirimiz müstehcen buldu. Müsveddelerinizi buyurun. Şu tiyatro oyunu olarak üç yüzü geçen, hikaye olarak beşinci mi, altıncı mı baskısı yapılan, Türk edebiyatı bu hikayeyle her zaman övünecektir sözleri edilen 72. koş hikayesinin serüveni. Elimde müsveddem, dolaşan ayaklarımla magazin idarehanesinden çıkıyorum. Kar dinmiş, güneş soğuğu kırmış. Dünya pırıl pırılmış, bana ne? Bu pırıl pırıl, bu şıkır şıkır dünyadan o kadar uzağım ki alamadığım havasından çok yaptığım işin anlaşılamaması. Evden içeri ölü gibi giriyorum. Ne karım ne de çocuklarımda tek laf. Kendimi sedire bir kalıp gibi bırakıyorum. Serde erkeklik olmasa ağlayacağım. Hem de katıla katıla. 25 Temmuz 1968